Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Planım Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçımı göstermekti. Yayınlamakta açıkçası olmadı. Dışarıdaydım. İşte maça zor yetiştim. Çekeyim mi çekmeyeyim mi 25. dakika falan olmadı. Ben maç analizimi göstereyim size yani istatistiksel durumumu. Bir de bilet fiyatları ilgili benim kendi gördüğüm, araştırdığım bir şey var onu söyleyeyim. Bütün kasanızda olsun diye. Şimdi Pardon şöyle yapmayalım. Şampiyonlar Ligi'nden gidelim. 7-3 indik de. Ben. Arkadaşlar rakip 103'tü. Ama başta 101'di. Yani bu kalecisi yoktu. Bu vardı. Ama onun dışında aynı takımdı. İlk maçı yayınladım biliyorsunuz. 4-4 kaldık. İster ekstra olarak baktığımızda yani biraz azıcık oynaymış topta. Şutta da yani aynıyız aslında. Şut verimliğinde biz biraz daha iyiyiz. Başarı pasta onlar biraz daha iyi. Frikik vesaire vesaire vesaire. Yani görüyorsunuz. Tabi adam girmişti. Bizim sağ olsun ekip harika geldi. En çok onlara teşekkür edemedim diye de canım sıkıldı. Morinho'nun etkisi oluyor arkadaşlar. Adam net de etti. Ee, yani Morinho'su işe yaradı burada. Neyse. Gelelim asıl maça. Arkadaşlar diğer maça ta taktiksel olarak 10 kişi bile kaldık. Taktiksel olarak e, 4-6-0 çıkmıştık. Yani 4-6-0'da baskımızı yeteri kadar yapamamıştık. Ama şimdi bu taktikle çıktık. Daha az şut çekmemize rağmen daha yani o maça göre daha etkin o şey olmamıza rağmen müthiş bir e, şut verimliliğiyle oynadık. %78 Arkadaşlar böyle başladık işte. Ya bir anda baktım müthiş yani. 1-0 geçtik. Ona yetişem, yetişmiş miydim? Evet yetişmiştim sanırım ucu ucuna. Hemen açtım. Daha bu baş, maç başlamış. Açtım. Dedim 1-0 süper demez olaydım 1-1. Bir, bir. Sonra 2-1. Ama maça o dakika 12. dakikaya kadar da hakimdik. Adam yani defa kaleci alacağız ya kendimize diğer sezon. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Sonra arkadaşlar 15. dakikada best best 28 best. Mendoza. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz, görüyorsunuz bu, böyle bir takıma Mendoza harika oynadı mesela. Niye? Çünkü pozisyon alması ve kafa vuruşu iyi. Ve dikkat ederseniz oyuncu 78 olmasına rağmen hücumsal özellikleri yüzlere gelmiş. Ve istatistik olarak da 5 maçta 5 gol mesela. 4 maçta 3 gol 2 asist. 8 maçta 6 gol 4 asist. Mendoz attı. Bugün Hagi yani Hagi, Hagi hiç iyi değildi. Bakmayın böyle olmasına. İzleyenler bilir. Sasares, Sasares. Yani Mendoza 2, Best 2, Sasares 2 Hangi attı? Şut verimimiz muhteşem. Başarı paslarda onlar daha iyi olabilir. Arkadaşlar adam yani bir kaleci almış. Yani aldın. Ya ne gerek var ki? Yani ben anlamıyorum bu insanları. 2 metre alsan olur, almasan olur. Sen zaten sert hücum oynuyorsun. Yani boyu kısa bir kaleci lazım sana sert savunma oynamadığın için. Bir de oyun, bir de bir sürü özelliği gerek. Bu kaleci boş aldı. Neyse bunu anlattık. E, aldı baktım adam maç bitti diye arkadaşlar diğer maç. Yani ilk maçımız 4-4. Hemen bunu almış. Hemen aldı yani. Gözlemciden almış. Yani böyle olmak büyük başarı mı getirir? Arkadaşlar uçan takım başarı öyle yani bu şekilde bir takım başarı getirmez. Başarıyı benim takım gibi takım getirir. Ben demiyorum başarılıyım. Yani ilk maçta hiç iyi değildim. Bu maçta da sonradan takım sistemsel olarak oturdu. Ama ya düşünsenize, bir de iyi kaleci aldığımı düşünün. Yani tamam yani takım oturur. Defansal sıkıntılarımız olabilir ama ofansımızı çok yüksek tuttuk. Çok iyi tutuyoruz. Benim gücüm rakipten zayıf arkadaşlar. 103'e 92. Ama inanın ki son maçın son 15 dakikası. Bu maçın ilk 15 dakikasında bile azıcık iyiydik ama ondan sonrası mükemmel top oynadılar. Çünkü bir takımın oturması, iki ana iş yapacak tak oyuncuların çok yetenekli olması ve özel seçilmiş olması ülkeler dahil. Ya bu çok etkili oldu işte. Finale çıkar mıyız? Çıkma şansımız var. Kupayı alır mıyız? Alma şansımız. Ya bu gelir 99. Yani turlayacağımı düşünüyorum ama Nordeus amca bir şey yapar mı bilmem. Bu da bizim gibi 4-6-0 mantığında oynuyor sanırım ya da Yok ha forvet almış. Hani şu 4-2-3-1 oynuyor tamam. Hani bakacağız. Ya yani yenebiliriz gibi duruyor durum. Hayırlısı. ondan sonra buradan ne gelir? Buradan 83 bu. 83 bu. Yani bunlar gelir. Bunlardan biri gelir. diğer e, ikinci seviye bilen arkadaşlar bilir. Hani oradaki Şampiyonlar Ligi'ndeki final finalist rakip 124 falandı ki bende bir hagi vardı zaten. Yani ona rağmen iyi yaptık. Adam 22 gol atmış ya. Arkadaşlar her girdiğini attı ya. İlginç. Yani bizim de güzeldi bunu anlattık. Yani istatistik olarak gösterdik. Galibiyetimizi gösterdik. 3-6-1'in 4-6-0 gibi olduğunu ama bazen 3-6-1'in 4-6-0'dan daha iyi olduğunu gösterdik. Ondan sonra gelelim şu stat işine. Ben bunu düzeltmiştim. Yine gitmiş. Yok burayı düzeltmiştim aslında. Gitmiş mi? Arkadaşlar 16 ettik ya yarısı 8 değil mi? Başta bir yarısını verin. Stat full doluyorsa bir arttırın. Full, gene full doldu? Bir arttırın. Ondan sonra %99 düşecek. Çünkü en fazla 2 tık ilerliyor. Bir tık ya da 2 tıktan fazla ilerlemiyor. Hemen 9 yapın. Yani ana fikir şunu söyleyeyim. Yarısını yapın. Bilet fiyatının yarısı yapın. Stat doluyorsa bir tık daha yükseltin öyle bırakın. Hani yarısı tamam 16 ya. Siz 8 yapın. 8 yaptınız. Ondan sonra bir bakın stat doldu mu? Bir tık daha yükseltin. Gene stat doluyorsa yerinizde durun. Çünkü bir tık daha arttırınca düşüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani ben 9 veriyorum arkadaşlar. Onlar düzenlenmiş. 9. Yani 16, 8, yarısı 8, bir üstü 9. Bunu veriyorum ve stat doluyor. Bunu da size göstermek için düzelteyim derken iyice mi bozdum ne yaptım? Böyle ben diğerlerin strateji bu. Ve başarılı oluyor arkadaşlar. Stat full doluyor. Ha bir de sizin de başarılı olmanız gerek bu arada. Bütün maçlarınızı kaybettiğinizde stat bir de verseniz de olmaz. Haberiniz olsun. Bunu anlattık. Onu da gösterdik. Her şeyi de hallettik. Ya bu turnuvada nasıl Turnuvada geçen 8 yedik. Sonra da 9 attık. Yani buradayız. Bizim için başarı. Çünkü burada biz 5. 6. sıradaydık güç olarak. Dördüncüyüz. Ve hiçbir sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. Yavaş yavaş buralara da alışıyoruz ama ben buna girmeyi de düşünmüyorum dostlar turnuvasına fazla. Neyse bunları gösterdik. Takımı anlattık. Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayamadığımı üzüldüm ama e, en azından istatistiksel olarak gösterdim. Ha bu arada bir dakika ben özür dilerim unuttum. Ben bir teşekkür edeceğim bir sürü insan var. E, Mustafa Güre, Hakan Serte, Halil Pamuk'a, Nirvana'ya, e, ee, Casa, Bes Supratere, Maxime, Haruna, Fatih'e ve Haşim'e çok çok teşekkür ederim. Destekler için sağ olsunlar. Beni nereden nereye getirdiler. Çok teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.